Seni çaylak. Beni kızdırmak için yaptın. Kusura bakma ama burası sana ait değil. Herkese açık bir alan. Eğer bir yerde dikilmek istiyorsan o zaman kimseyi engelleme. Benim kim olduğumu biliyor musun? Pravrum, mekanın efsanesi. Yaşlı, çirkin, embesil. Emekliliğin çoktan gelmiş. Artık kimse yüzüne bakmıyor. Sen artık tarih oldun. Bunu biliyorsun. Sen? Bırak. Bana bak, ne olduğunu söyleyeyim. Sen bir hiçsin. Ama ben buranın her zaman bir numarasıyım. Gerçekten mi? Neler oldu? Terbiyesiz. Neden kavga ediyorsunuz? Tanrım! Patron şu anda hasta zaten. Lütfen başımı derde sokmayın. Hadi kaybolun. İşinizin başına dönün. Senin defterini sonra duracağım. Tien ve Sam, size gerçekten çok iyi haberlerim var. İyi haber nedir Jack? Bit önce şarkıyı bitirsin, sonra size her şeyi anlatacak. Bunu yapamazsın. Olmaz, Jack'la evlenemezsin. Neden evlenemezmiş? Çünkü Pit'i seviyorum ve senden önce ona evlenme teklif ettim. Pit benimle olmak zorunda, seninle değil. Ama ben seni sevmiyorum. Jack'ı seviyorum. Ondan başkasıyla da evlenemem. Seni sevmiyorum, beni anladın mı? Olamaz! Lütfen biraz mantıklı ol. Mantıklı ha? Al sana mantıklı. Hayır! Mutlu musun Jack? Bırak onu! Pit, eğer Jack'ın benden daha iyi olduğunu düşünüyorsan bundan böyle birlikte çalışamayız. Sen gerçekten alçak bir adamsın. Beni aldattın. Sen ne saçmalıyorsun? Kim seni aldatmış? İş yerinden bahsediyorum. Pit'le evlendim diye hisselerimi beni kandırarak satmamı sağladın sen. Hisselerimi bana ver. Onlar benim. Ah, Tanrım. Ah, Jack, lütfen sakin ol. Doktorun dediğini biliyorsun. Bırak ne istiyorsa alsın. Sen, Kasemrat, bu yanına kalmayacak. Tamam, hemen doktor arıyorum. İyi, iyi ama durumun... Sorun değil. Seni buraya çağırdım. Çünkü bundan böyle neler yaşanacağını biliyorum. Üzerimde bir sorumluluk var. Kong Pop'tan haber aldın mı? Kong Pop ne zaman geri dönüyor? Bana söylediğine göre Washington'da kar fırtınası varmış. Bütün uçuşlar iptal edilmiş. Birkaç gün daha orada kalacakmış. Ama ilk fırsatta hemen yola çıkacağını söyledi. Çok yakında burada olacaktır. Söyle, hemen arabamı hazırlasınlar. Hemen dışarı çıkmam gerek. Ama doktor evden çıkmamanı söylemişti. Olmaz. Hemen gitmem gerek. Bana engel olamazsınız. Peki nereye gideceksin? Pimpit'i görmeye gideceğim.
Ben nereye gidiyor öyle anlamadım. Çünkü doktor evden çıkmasına kesinlikle yasaklamıştı. Ya şimdi bir yerden enfeksiyon falan kaparsa ne olacak? Haklısınız. Arabayı Bay Tien kullanıyor. Bay Tien de yanında. Bunu ben de görüyorum. Her şeye burnunu sokma. Şu baba oğul canımı çok sıkıyor. Abim hastalandığından beri dibinden hiç ayrılmıyorlar. Bana kalırsa kesinlikle onun servetinde gözleri var. Ha, daha çok beklerler. Ama Bay Tien ve Bay Tien abinize her zaman yakındı. Onlar bir şey almayacaksa başka kim alır? Aman tanrım. Ne kadar da geri zekalısın böyle Namop. Servet yeğenim Kongbop'un olmalı, başkasının değil. Üstelik servetten bana da belki 1-2 milyon düşebilir. Abimin nereye ve ne yapmaya gittiğini öğrenmeye çalış. Bunu öğrenmem gerek. Hemen. Nasıl isterseniz. Yepyeni ürünleriyle geldi. Sevdiğiniz her şey burada. Ben her şeyin en iyisini yaparım. Teyze, sana yemeğini getirdim. Kıtbah lütfen. Teşekkür ederim. Yemek teşekkür siparişlerinizi ederim. Bekliyorum. Yemeklerimiz harikadır. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hey, yim. Bu sipariş var ya. Evet. Hey Şahin görünüyor ama o istememiş. O istemedi zaten. Şurada limon satan Tom teyze istedi. Yemeği buraya ver. Hey, yine karıştırmış Thor. Boş ver. Thor ve Yim evli çiftler gibi didişip duruyorsunuz. Tom teyze, niye öyle dedin şimdi? Yoksa burada adam çıkacak. Tamam, utanma. Bu kızın sevgilisi olursam asıl benim adım çıkar. Tam bir baş belası, biliyor musun? Hey Thor, nasıl söylersin bunu? Bir gram bile yakışıklılığın yok. İşte bunu kastetmiştim. Buraya giremezsiniz. Otopark ön tarafta. Buraya giremezsiniz. Hemen çıkın, hadi çabuk. Pazarın içine arabayla giremezsiniz. Hemen çıkın bayım, burası geri yasak. Geri gidin lütfen. Bugün hadi buradan geçemeyiz. Geri gidin. Evet. Burası yasak. Buraya evet, girmek yasak. Gidin. Madem giremiyoruz, araba burada kalsın. Yürüyerek gideceğim. Yürüyerek mi? Daha yeni ameliyat oldu. Doktor yürüme demişti. Hayır, bugün ölmeyeceğim. Çünkü yapmam gereken önemli bir şey var. Bayım geri dönün. Tanrım, olamaz. Pazar ön tarafa park edin. Burası gelmişler. Yasak. Buraya olmaz. Kızım, Pimpit güzellik salonunun nerede olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Buradan dümdüz gidin, pazarın sonunda mutlaka görürsünüz. Teşekkür ederim. Dikkat edin, yoldan çekilin, çekilin. İyi misiniz amca? Teşekkür ederim. İyisiniz öyle değil mi? Kötü bir şeyiniz yok ya. Pimpit. Siz annemi tanıyor musunuz amca? Senden başka kimse saçımı istediğim tarzda yapamıyor. Çünkü saçını 10 yıldır ben yapıyorum. Neyi sevip sevmediğini nasıl bilmem, öyle değil mi? Al bakalım, üstü kalsın, ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Hoşça kal. Anne, bir arkadaşını getirdim, seni görecek. Kimmiş tatlım? Namlun,
Onu götür buradan. O benim arkadaşım değil. Onu görmek istemiyorum. Anne. Pimpit, bak ben... Namlın. Sana onu götür buradan dedim. Eğer o gitmezse ben giderim kızım. Hey dur. Beni dinlemen gerek. Sana bir şey söylemem gerek. Yoksa... Bir daha bunu söyleme fırsatım olmayabilir. Ben çok hastayım. Kanserin son evresindeyim. Doktor... Yine ameliyat olsam da... iyileşemeyeceğimi söyledi. Dahası... Doktor... Kalkmamı bile yasakladı. Ne olursa olsun... Seni bulup... Konuşmalıydım. Son bir kez. Amca? Çık dışarıda bekle. Onunla yalnız konuşmalıyım. Pekala, ne diyeceksen de. Senin kadar para kazanmıyorum. Zamanım değerli, geçinmek zorundayım. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Beni affetmeyi düşünüyor musun Pete? Sence kocama ihanet edip onu üzüntüden kahreden ve ölümüne sebep olan birini affetmem doğru olur mu? Şimdi beni dinle. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiç. O zamanlar... Ben... Çok düşüncesizdim. Bir hata yaptım. Çok özür dilerim. Sen özür dilemekle her şeyin düzeleceğini mi sanıyorsun? Artık bana başka bir şey söyleme. Çünkü duymak istemiyorum. Buraya sadece senden özür dilemek için gelmedim. Ailene yaptığım bütün kötülüklerin bedelini ödemek istiyorum. Jack'a ait olanları sana geri vermek istiyorum. Hepsi senin hakkın. Ne istiyorsun? Ya da ne kadar? Vermeye hazırım. Ne kadar istiyorum öyle mi? Senin paranın tek kuruşunu bile istemiyorum. Beni anlıyor musun? Bak, önüme dünyaları sersem bile yine de senden bir şey istemiyorum. Bu dünyada benim isteyeceğim bir tek şey olabilir. O da kocamın hayatı. Onu bana geri verebilir misin? Bunu yapabilir misin? Söyle, kocamın hayatını bana geri verebilir misin? Diyeceklerim bittiyse git buradan. Bana karşı işlediğin bütün günahları bağışlıyorum. Yeter ki bir daha karşıma çıkma. Bu dünyada ve öbür dünyada bir daha karşıma çıkma.
Jack nasılsın? İyi misin? Merak etme, iyileşeceksin hayatım. Özür dilerim. Sana ve kızıma acı çektirdim. Senin bunda bir suçun yok. Ne olduysa sen yüzünden oldu. Yanlış bir karar verdim. Ve bütün hayatımızı bir çıkmaza soktum. Jack, hemşire yardım edin. Hanımefendi, izin verin. Yardım edin Jack. Jack. Evet, Namlin, al bakalım. Sağ ol. Yemekler hazır. Al, bu da senin. Teşekkür ederim. Thor. Ama neden? Neden bu kadar çok yemek koydun? Bir saniye. Bu benim siparişim değil. Boş ver ye gitsin. Bugün yemek dağıtırken çok yardımcı oldun. Ha? O kadar seçici olma. Aa. Namlin? Hey Namlin. Amca, annemle konuşmanız bitti mi? Az önce gelen adam, onun yanında ne yapıyor? Hey Yim, ben bu adamı nereden tanıyorum? Ben nereden bileyim? Öğrenmek istiyorsan Namlin'e sor. Geldi. Sam. Nasılsın? İyiyim. Benim gibi biri öyle kolay kolay ölmez. Bu Tien. Çok yakın arkadaşımdır. Tien, Jack'ın yani babanın da arkadaşıydı. Merhaba. Merhaba. Bu da Namlin. Tanıdın mı? Pimpit ve Jack'ın kızı. Onu hatırladın mı? Bu da Tin. Tien'in oğlu. İkisi de benim avukatlığımı yapıyor. Merhaba. Merhaba. Namlin. Biliyor musun? Sana bakınca Jack'ı... Babanı hatırladım. Yakında birbirimizi tekrar göreceğiz. Sam, dinle. Eve gidip dinlenmek ister misin? Çok teşekkür ederim. Dinle. Annene benim için çok iyi bak, olur mu? Tamam. Bunu yapmak istediğine gerçekten emin misin? Hayatım boyunca birçok yanlış yaptım. Dönüp geçmişimi değiştiremem. Ama belki geleceği telafi edebilirim. Kong Pop öğrenince sorun olmayacak. Kong Pop'ta daha fazlası olacak. O da kendi payını aldı. Onun olmayanı gerçek sahibine geri veriyorum, o kadar. Lütfen Sam amcamla çok yakından ilgilenin. Durumu çok iyi değil. Lütfen gözünüz üzerinde olsun. Namop, seni aptal. Neden abimin döndüğünü bana söylemedin? Özür dilerim, yeni gördüm efendim. Edin. Abimi nereye götürdün söyler misin? Doktor evden asla çıkmayacak demedi mi? Abime bir şey olursa bana bunun hesabını verirsin. Bayan Ratana, yukarı çıkamazsınız. Sam amca bunu yasakladı. Neden çıkamıyormuşum? Abim sana yüz verdi diye her istediğini yapacağını mı sanıyorsun? Bunu ben değil, abiniz istedi.
Ben görevimi yapıyorum. Görevimse herkesin yukarı çıkmasına engel olmak. Yeter Tin. Tamam, sana biraz su getireyim. Sam. Tamam, hemen doktoru arıyorum. Hayır. İyi ama durumun... Gerek yok. Lütfen. Benim cesedimi... Bu... Fotoğrafla... Birlikte... Gömün... Lütfen. Sam! Abi! 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 Hemşire! Aman tanrım! Olamaz! Hemşire nerede? Söyle! Abi! Teşekkür ederim. İçeri buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba Bay Tien, Bay Tin. İçeri geçebilirsiniz. Tamam. Merhaba Bayan Onsak. Çok üzgünüm Bayan Ratana. Bu kızların cenaze töreninde ne işleri var? Kaliteden ve edepten yoksun giyinmişler. Gece çalışmaya alışkın oldukları için her şeyi unutmuşlar. Çok iğrenç. Bana bak. Yarın ön tarafa akraba olmayanlar ve davetlilerin dışındakiler içeri giremez diye bir yazı koymanı istiyorum. Her yerde kalitesiz kadınlar var. Hey siz! Burası sadece akrabalar ve özel misafirler için. Bunun dışındakiler arkada oturacak. Şimdi kalkın. Boş olmasaydı gelip oturmazdım. Boş olması anlamsız. Buraya kimse oturmayacaksa eğer işaret koy da herkes bilsin. Sen ne kabasın böyle? Benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Aptal! Ben Bay Sem'in, yani senin patronunun kız kardeşiyim. Şimdi kim olduğumu anladın mı? Patronumun kız kardeşi olduğun için sana saygı duymak zorunda olduğumu kim söyledi? Neden biliyor musun? Çünkü maaşımı sen ödemiyorsun. Şimdi anladın mı? Beni rahat bırak. Sen var ya. Ben var ya. Abimin cenazesinden defolup gideceksin. Hayır gitmeyeceğim. Son görevimi yerine getireceğim. Beni buradan kovamazsın. Gitmiyorsun öyle mi? Namop. Evet. Şu kadını hemen buradan çıkar. Nasıl isterseniz. Çık dışarı. Gel buraya. Hadi dışarı çık dedim. Çık. Çık. Ey uyan. Çık. Hemen Bay Tien ve Tin. Çıkmayacağım. Çık. Çık dedim. Gideceksin. Git buradan. Hadi. Bırak. Bay Tien, Bay Tin. Bir sorun var. İçeride Jenny Bayan Ratana ile kavga ediyor efendim. Hayır gitmeyeceğim. Hadi gidip bakalım. Sana gitmeni söyledim. Bırak dedi. Bayan Ratana. Tanrım. İyi misiniz? Neler oluyor? Tamam. Hadi kalkın. İyi misiniz? Yeter! Burada kıyamet kopuyor ama siz yoksunuz. Bu kadının bana yaptığı kabalığı görmediniz.
önce kim zorbalık etti? Şimdi seni burada... Hey, tamam. Tin, Jenny'yi dışarı çıkar. Tamam, gerek benimle... yok. Kendim gidebilirim. Çekil. Bayan Ratana'nın onu nasıl paraladığını gördün mü? Belasını buldu işte. Dua et Ratana'yla kavga ettin. İyi ki benimle kavga etmedin. Yaşlı köpekler daha çok saldırır derler. Bunu biliyor muydun? Sen kime köpek diyorsun? Sen neden üstüne alındın ki? Sözlerine dikkat et. Yoksa bunun geri dönüşü olmaz. Yaşlı ya da genç, bunun hiçbir önemi yok. Kim daha iyiymiş bunu çok yakında öğreneceğiz. Tamam, yeter, durun. Durun bir dakika, durun. Lütfen, yine mi dalaşıyorsunuz? Cenazedesiniz. Lütfen bunu unutmayın. Şunun ne yaptığına bakar mısın? Kendini ne sanıyor hiç bilmiyorum. Sana yaptığım her şeyi fazlasıyla hak ediyorsun. Ve buna da devam edeceğim. Geri çekileceğim. Yeter Jenny. Ne yapıyorsun? Hadi otur şuraya. Sakin ol. Gel buraya. Yeter durun. Yapıyorum size. Durun yapmayın. Göstereceğim sana gibi. Aptal. Söyle hadi. Kim daha iyiymiş ha? Seni öldüreceğim. Hey ayrılın dedim. Tamam. Ayrılın. Gel şuradan. Aa! Aptal. Söyle kim daha iyiymiş ha? Seni öldüreceğim. Bırakın kavga etmeyi. Durun. Yeter. Ayrılmazsanız sizi kapının önüne koyarım. Ne yapıyorsunuz siz? Utanmadan babamın cenazesinde kavga ediyorsunuz, öyle mi? Yaşayanlara saygınız yoksa bile ölülere saygınız olsun. Kalk Bob. Ne zaman döndün? Yeni geldim hala. Yani siz... Bay Kong Bob Patara Tanasan. O Sam amcanın tek oğlu olur. Merhaba. Ben Pravrung. İsminizi çok duymuştum. Yurt dışındaymışsınız. Tanışacağımız hiç aklıma gelmezdi. Hey. Babası öldü. Tabii ki buraya gelecek. Artık hepiniz gidebilirsiniz. Burası cenaze evi, güreş minderi değil. Gidelim Kong. Babana son görevini yap. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben Jenny. Doğrusu Kong Pok. Düşündüğümden daha yakışıklıymış. Sen onunla hiç tanışmadın mı? Hayır, tanışmadım. Hı? Yurt dışında okuduğu için buraya çok nadir geliyordu. Ama hala bekar olduğunu duymuştum. Artık babasının yerine kulübü o yönetecek demek. Büyük bir ihtimalle o yönetecek. Çünkü babasının tek varisi. Babasının bütün mal varlığı ona kalacak. Evet, haklısın. Bay Tin. Evet, ne oldu? Sizden bir ricam olacak. Babasının yerine kulübü Kong Pop yönetecek, öyle değil mi?
Evet, bu doğru. Çünkü onun bir çocuğu vardı. O da Kongpok'tu. Onun tek varisi Bay Kongpok. Bundan sonra her şeyi o yönetecek. Başka bir şey yoksa gitmek zorundayım. Tamam. Bakın, sorun şu borularda. Aracınız bu yüzden durmuş. Sorun değil. Bugün bitiririm. Evet evet, bitiririm. Tamam. Çok zor bir iş değil zaten. Hallederim. Tamam. O zaman gün içinde bir ara almaya gelirim. Olur mu? Tamam. Gelip alabilirsiniz. Teşekkür tamam. ederim. Merak etmeyin. Evet, dinliyorum. Ah, unutmadan. Şimdi dünkü sonuçlara bir bakalım. Kim kazandı acaba? Çok merak ediyorum. Leziz yemekler burada. Yemin lezzetli yemekleri geldi. Çok çalışıyorsun diye sana özel yemek yaptım. Hoşuna gideceğine eminim. Teşekkür ederim. Burayı bırakıyorum. Tamam. Tavuklu ve pastırmalı panak var. En sevdiğin yemeklerden. Bunu sana özel yapmıştım. Hey Thor. Şimdi gazete okumayı bırak da yemeğini ye. Ne yapıyorsun? Tam da sonuçlara bakıyordu. Önce yemeğini ye. Hayır, olmaz. Bakmalıyım. Hadi Thor. Thor. Ölmüş mü? Yim. Çok abartıyorsun. Düşünce kim ölebilir ki? Hayır hayır hayır. O. Nereye? Bak. Baksana şuna. Şu pazara gelen adam. Yim. Hayatın kuralı bu. Zengin de olsan, fakir de olsan sonunda ölüyorsun. Bu çok normal. Bunu kabul etmeliyiz. Yim. Hı. Geri dönerken Namnın'a da bir uğra. Bu adamın Namnın'la bir bağlantısı var mı bilmiyoruz. Önce bunu hiç umursamadın. Şimdi de Namnın için endişeleniyorsun. Pit teyzeyi neden görmeye geldiğini merak ediyorum. Tamam, madem yemek istemiyorsun. Yim. Yim, buraya gel Yim. Yim. Güzel. Artık kötü talihimiz son bulacak. Hayatım. Her ne kadar sen öyle istesen de geçmişi unutamıyorum ben. Ancak onu yaptıkları için affettim. Umarım iki aile arasındaki bu bahtsız kader sonsuza kadar biter ve artık o da senin yanına geldi. Anne. Babamla onun arasında nasıl bir bağ vardı? Lütfen bunu bana anlatır mısın? Neden ondan bu kadar nefret ediyorsun? Hepsi geçmişte kaldı. Sen bunlara kafanı takma. Bunu öğrenmenin sana bir faydası olmaz. Anne. Bundan böyle o insanlarla herhangi bir ilgin olmasını istemiyorum. Onları unut gitsin. Neden kalıp vaziyeti dinleyemiyorum? Ben onun hayattaki tek kardeşiyim. Buna hakkım yok mu? Abin vasiyeti okunurken sadece Kongpop'un bulunmasını istemişti. Buna inanamıyorum. Bunu bize yazılı olarak da verdi. İstersen okuyabilirsin. Abim bir mektup bıraktı ve benim vasiyeti dinlemememi istedi, öyle mi? Böyle bir saçmalığa hiçbir şekilde inanmam. Halacığım, sadece vasiyet okunacak.
Bunda ne mahsur olabilir? Bence dışarıda beklesen daha iyi olur. Babamın bunu istemesinin mutlaka bir nedeni vardır. Tamam. Sizi dışarıda bekleyeceğim. Ama Kong, vasiyet okunurken çok dikkatli ol, tamam mı? Bugünlerde insanlara hiç güven olmuyor. Abim vasiyetini yazarken ben yanında yoktum. Bir dolap dönüp dönmediğini bilmiyoruz. Eğer bir şeyden şüphelenirsen hemen gelip bana söyle. Tanıdığım bazı iyi avukatlar var. Bayan Ratana, Bayan Ratana, vasiyette neler yazıyordu? Daha okunmadı. Aa, öyleyse siz neden dışarıdasınız? Siz neden buradasınız? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Yoksa siz de mi vasiyetten bir şeyler almayı bekliyorsunuz? İşinizin başına, size verilen paralara yazık. Yürüsenize, ne duruyorsunuz? Tamam, burada sizi ilgilendiren gidelim. Hiçbir şey yok. Hadi sen de Namop, yürü. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Duymamı istemedikleri sır ne olabilir? Benden neyi gizliyorlar? Ben Kasemrat Pataratanasan, 64 yaşındayım. Vasiyetimi ben kaleme aldım. Ve bu vasiyeti etki altında kalmadan kendi irademle yazıyor ve vasiyetimin harfiyen yerine getirilmesini istiyorum. Arazilerim, gayrimenkullerim, param ve hisselerimle birlikte bütün varlıklarımın vasiyetimde belirttiğim şekilde hak sahiplerine verilmesini talep ediyorum. Evet, arazilerim ve bütün gayrimenkullerim, tek erkek evladım olan Kong Po Pataratana sana verilsin. Gayrimenkullerin yönetimi onda olacak. Param ve banka hesaplarımdaki mevduatların paylaşımına gelince, mevduatlarımın toplam miktarı 1 milyar 221 milyon baht. Tek evladım olan Kong Po Pataratana sana verilecek olsa da ancak paranın 521 milyonluk kısmını kullanacak. Hemen bir dakika ardından... amca. Babam bana 1 milyar değil de 521 milyon mu bıraktı? Evet. Paranın diğer yarısı nerede? Baban diğer yarısını Namnın Praserticon'a bıraktı. İnanmıyorum. Peki neden bu vasiyetin tarihi babamın öldüğü gün? Babanla vasiyetini o gün değiştirdik. Babam vasiyetini mi değiştirdi? Evet. Peki bu Namnın Praserticon adındaki kadın kim? Aslında Namnın iş yerinin kurulmasına büyük yardımı olan babanın arkadaşı Jack'ın kızı. Jack uzun süre önce öldü. Bu yüzden baban parayı onun kızına bıraktı. Tek sebep bu yani, öyle mi? Bu kıza 500 milyon baht bırakmasının tek sebebi bu yani, ha? İyi ama bu çok saçma bir sebep amca. Bu kadar parayı neden babam ona bıraksın ki? Küçük bir miktar para değil. Bu kız hiçbir şey yapmamış, babası yapmış ve o da uzun zaman önce ölmüş. Yanılıyor muyum? Böyle konuşma Kong. Minnetimizi göstermek istiyorsak 10 ya da 20 milyon baht yeter bence. Bunu yapamazsın. Babanın vasiyeti böyle. Hiçbir dur şey bakalım amca. Başka bir şey söyleme. Babam ölmeden önce düzgün düşünemiyordu. Öyle olduğu için de vasiyetini değiştirmesine kesinlikle izin vermiyorum. Bu kız benden asla faydalanamayacak. Bu işi kendim halledeceğim. Namnın denen o kadın kendisine ait olmayan o parayı kesinlikle alamayacak amca. Bunu yapamazsın.
Vasiyette açıkça var. Ve bu kanunlara aykırı. Kanunlara aykırı öyle mi? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.